İyi günler dostlar. Tüm dünyadan çeşitli gelişmelerle karşınızdayız. İsrail'e başlayalım. İsrail ordusunun işgal ettiği Batı Şeria'da Yahude ve Samaria kentlerine dün gece saldırı düzenlediği ve saldırıya ait görüntüleri yayınladığı belirtilirken, bu konu üzerine Ankara'ya gelen Filistin Kurtuluş Örgütü Ulusal Konsey Başkanı Fethu konuşuyor. Türkiye'nin Kudüs tutumu bizim için önemli açıklaması yapıldı. Erdoğan ve Türk halkının verdiği destek mücadelemizde ve savaşımızda bize umut veriyor açıklamasını yapıyor. Dikkat ederseniz İran aslında bu bölgede çeşitli grupları kışkırtırken Filistin'in aklında her zaman Türkiye'ye teşekkür var. Bir kere bile İran'a teşekkür etmediklerini not düşelim. Yine ABD Başkanı Joe Biden'ın an itibariyle Amerika'da olduğunu fakat eşi Jill Biden'ın Fas'a gittiğini dün söylemiştik. Orta Doğu turu kapsamında Fas'ta Marakeş kentinde Ali Ben Yusuf Medresesi'ni ziyaret ediyor. Biden'ın Marakeş kentinde çeşitli kurumları da ziyaret ettiği not düşünmüş. Jill Biden'ın ziyaretine ilişkin çok kısa bir görüntü paylaşılırken Bulgaristan'a gidiyoruz. 2 yıldır siyasi krizin devam ettiği Bulgaristan'da Başbakan adayı Nikolay Denkov kabine taslağını sundu. Hükümet kurmakla görevlendirilen ve parlamentoda ikinci büyük grup olan Değişime Devam Demokratik Partisi adayından bahsediyoruz. Başbakan adayı Denkov kurduğu kabine taslağını Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e takdim etti. Bangladeş'e gidiyoruz. Bangladeş'in Teknav kentine güneş enerji panellerinden oluşan yenilenebilir enerji santralinin kurulduğu belirtiliyor. 28 megawattlık kapasiteyle ülkenin en büyüğü olan güneş panelinden bahsedilirken havadan görüntüsünü görmektesiniz. Irak, Türkiye ile yeni dönemde işbirliğini arttırmak istediğini söylese de biz bu açıklamalara inanmıyoruz. İran güdümündeki Irak Dışişleri Sözcüsü şu açıklamayı yapıyor. Ahmet Esseyaf konuştu. İlişkilerimiz özellikle ekonomi, kalkınma, su ve terörle mücadele gibi tüm ortak alanlarda diyalogla ilerleyecek açıklamasını yaparken dikkat ederseniz burada terörle mücadele demiş, şu ana kadar PKK'ya tek bir şey yapmayan Irak'tan bahsediyoruz. Yine su konusunu sık sık gündeme getirmeye devam ediyorlar. Zamanında Türkiye suyu kurutuyor, Türkiye barajlara su dolduruyor diye İran'la beraber ortak açıklama yapan Irak'tan bahsediyoruz. Senegal'e gidiyoruz. Senegal'de mahkemenin muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sanko'ya hapis cezası vermesinin ardından olaylar devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Kamu güvenliği direktörü Komiser İbrahim Diop bu olaylara ilişkin basın açıklamalarda bulundu. Göstericilerden toplam 500 kişinin tutuklandığını ifade ediyor. Sabah saatlerine yayınladığımız haberde Katar Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Savunma Bakanı olan Halid bin Muhammed El Atiye'nin Endonezya'yı ziyaret ettiği ve çeşitli anlaşmalar imzaladığını söylemiştik. An itibariyle Atiye'nin Singapur'a gittiği ve Singapur'da görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor. Çok önemli bir gelişmeyi aktaralım. Baykar'la Ukrayna ortaklığında Karadeniz Kalkanı firmasından önemli bir adım gelecek gibi gözüküyor. Neden bunu diyoruz? Haluk Bayraktar tarafından motora yönelik açıklama yapıldı. Savunma ve havacılıkta milli platformları geliştirerek büyüyen ülkemizin özellikle motor konusunda yol haritasında yeni bir aşamanın daha tamamlandığı ifade edilmiş. Baykar Teknoloji olarak destek verdiğimiz gaz türbünlü motor yol haritası sonuç raporu paylaşılırken ülkemizin yakın gelecekte kritik bir teknolojik kazanımına imza atacağı belirtiliyor. Dolayısıyla muhtemelen Baykar'ın bundan sonrasında motor işine gireceğini de tahmin ediyoruz. Tabii ki de Baykar tek başına değil, Ukrayna'nın yeteneğinden, teknolojisinden faydalanacak. Sovyetlerden miras alan Ukrayna motor konusunda dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi. Baykar teknolojiden gaz türbünlü motor ve mühimmat üretimine başlaması konusunda aslında hamle beklenirken yatırım üretim altyapısının Türk Cumhuriyetlerine ve Anadolu'nun çeşitli yerlerine kaydırılmasının beklendiğini de not düşelim. Taliban Halkla İlişkiler Departmanı Pakistan'dan özür diliyor. Pakistan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bajwa'nın dün Fransa'da bir aile tatili sırasında Afgan tarafından sıkıştırıldığı ve taciz edildiği ifade edilmiş. Dolayısıyla Taliban adına Bajwa ve ailesinden özür diliyoruz. Şüpheliyi tespit ettiğimiz zaman cezalandıracağız açıklaması yapıldı. Yine Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim devam ederken Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanullah konuşuyor. Neredeyse 2 ay önce Afgan Taliban hükümeti bize söz verdi. Pakistan Taliban'ın Pakistan'a saldırmaması için onları sınırdan uzağa taşıdığını söyledi. Fakat bu sözü tutmadı açıklamasını yapıyor.
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından ekranda gördüğünüz görüntüler yayınlanırken şu açıklama yapılıyor. 5 Haziran'dan 15 Haziran'a kadar Rusya'nın Baltık filosunun Baltık Denizi'nde ve Kaliningrad bölgesinde muharebe eğitim alanında operasyonel tatbikata başladığı duyuruldu. Bir diğer tatbikata başlayan ülke kardeş ülke Azerbaycan. Onlar da topçu şefleriyle metodik tatbikata başlamış durumdalar. Eğitimler ve metodik tatbikata yönelik görüntü paylaşılıyor. Libya, ülkeye kaçak yollarla giren sığınmacıları Mısır'a sınır dışı etmeye devam ederken yeni görüntüler servis ediliyor. Arnavutluğun daha öncesinde Türkiye'den Bayraktar DIA yani Bayraktar Mini olarak bilinen İHA'yı satın aldığı duyurulmuştu. Yine TV2 sipariş etmişlerdi fakat bu Arnavutluk hükümet tarafından onaylanmamıştı. An itibariyle aylar sonrasında Arnavutluk hükümetinin Türk yapımı Bayraktar İHA alımını onayladığı duyuruldu. Novodarivka yakınlarında Rusya T-80 tankının Ukrayna ordusuna ait tank savar füzesiyle imha edildiği belirtilirken görüntüler Ukrayna kaynakları tarafından sosyal medyada servis ediliyor. Washington'da görüşmeler yapılacak. Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları görüşmesinin ikinci turu Washington'da yapılacak. 12 Haziran'da başlayacağını not düşelim. Artık sürekli Washington'a gidiyorlar. Daha sonrasında Rusya'ya, daha sonrasında Avrupa Birliği'ne fakat şu ana kadar bir anlaşma imzalanabilmiş değil. Bu haberlerle ilgili Ermenistan Dışişleri Bakanı şu açıklamayı yapıyor. Ararat Mirzoyan konuştu. Sınırlandırma için belirli bir harita üzerinde nihai bir anlaşmanın olmadığı duyuruldu. 1975 haritasının Ermenistan için kabul edilebilir çözüm olacağı da kendisi tarafından ifade edilirken Ermeni üst düzey güvenlik yetkilisi Grigoryan konuşuyor. Azerbaycan'la yıl sonuna kadar barış anlaşmasının mümkün olduğunu söylerken Ermenistan silah satın almak için çeşitli ülkelerle yoğun şekilde çalışıyor açıklaması yapıldı. Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan, Ermenistan'ın yeni silahları satın alması konusunda birçok ülkeyle yoğun görüşmeler yapıldığını ifade ediyor. Grigoryan, devlet televizyonuna röportaj verirken, bazı durumlarda diğer ülkelerle görüşmeler devam ederken aslında çoktan anlaşmaların imzalandığı ve yakında teslimatların başlayacağını duyurdu. Ermenistan'ın Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında özellikle silah ihraç edemediği gerçeği dikkate alındığında bunu dikkate alarak Ermenistan başka kaynaklar bulma yoluna girmiştir şeklinde Rus silahlarını terk edeceklerini ifade ediyor. Daha öncesinde bildiğimiz ülkeler Ermenistan, İran ve Fransa'ydı. Bunun dışında yeni bir anlaşma yapıldı mı şu an itibariyle açıklanmadı. Ermenistan'ın kolektif güvenlik anlaşmasına üyeliği sebebiyle geçmişte bazı sınırlamalar olmasına rağmen çeşitli ülkelerle işbirliğinde herhangi bir sınırlama artık olmadığını da ifade eden Grigoryan, güvenlik sektöründeki işbirliğini güçlendirmek için batılı ortaklarımızla da yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz açıklamasını yaparken batılı ortaklardan bahsediyor. Acaba Fransa dışında başka bir ülkeden silah satın aldılar mı? Biz de bunu merak ediyoruz. Muhtemelen Sırbistan'dan da silah satın almış olabilirler. Çankırı'ya gidiyoruz. Çankırı'da dev gergedan fosiline ait yeni kemiklerin bulunduğu duyuruldu. MTA tarafından açıklama yapıldı. Bu yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarda dev gergedana ait etraf kemiği örnekleri tespit edildi. Dev gergedanın yaşı 28 milyon iddiasında bulunuyor. Bu iddialar tabii ki de ona ait. Evet dostlar, son haberleri aktarmış olduk. Gün içerisinde yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.